Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, bayan yeleği, bebek yeleği, battaniyeler yapabileceğiniz çok amaçlı örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz bakın şöyle araşalı, düz, çok kolay böyle piramit gibi değişik, kolay bir örgü. Şimdi bugün sizlere şöyle araşalı, düz araşa. 4 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. 4 ilmek araşamız, 4 düz, 4 araşa tekrar. Şimdi hemen örneğe başlayalım. Ara ara da sizler için ördüğüm bu parçayı göreceksiniz. Hemen modelimize başlayalım değerli izleyicilerim. Bakın şöyle çok da güzel ve kolay bir örgü oldu. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Şimdi alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra hemen modele başlıyorum. Arka yüzün tamamı bakın ters örüyorum. O yüzden en kolay örgülerden bir tanesi diyorum. Hiç örgü bilmeyenler bile bu modellerden kendilerine bir şeyler yapabilirler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bakın 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi araşa ördüm ön yüzde. 4 tane de ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4. Yine 4 ilmeğimi araşa örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Siz tabi devam edecekseniz 4 düz 4 araşa 4 düz 4 araşa 4 ilmek üzerinden yapacağınız büyüklüğe göre. Şimdi bütün ilmeklerimin tamamını bakın arka yüzde ters örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim yine. Aynı şekilde 4 tane ilmeğimi yine araşa örüyorum bakın. Buradaki 4 ilmeğimi de düz örüyorum. Yine 4 araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bakın bir örneğim bitti sevgili izleyicilerim. Şimdi arka yüzün tamamını ters örüyorum bakın. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Şimdi araşa ile düzün yerini değiştireceğiz. İkişer sırada bir değiştirdik. Bakın şimdi modelime birinci sırada başlarken 4 tane araşa ile başlamıştım. Şimdi tam tersi. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4. Buradaki 4 tane olan düz ilmeğimi de araşa örüyorum. Yine buradaki araşaların üzerine düz örüyorum. Arka yüzün yine tamamı ters. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Eğer ipiniz kalın ise 4 numara şiş de kullanabilirsiniz değerli izleyicilerim. Ben şimdi orta kalınlıkta ipten ördüğüm için 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi yine aynı şekilde bakın. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında bu 4 araşanın üzerine yine 4 tane araşa örüyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzü tamamen ters. Arada siz örneğimi yine bir görün. Şimdi bu yer değiştirme yerini bir sırada anlatalım. Bir örnek daha yani. Sonra da videomuzu yavaş yavaş tamamlayacağız değerli izleyicilerim.
Bakın şimdi iki tane örneğim oldu bu şekilde. İki örneğim oldu. Şimdi yine aynı birinci sırada örmüş olduğum gibi aroşa ile başlıyorum. 3, 4. Şimdi buradaki 4 aroşanın üzerine de 4 tane düz örüyorum. 3, 4. Yine 4 tane ilmeğimi aroşa örüyorum. Yani her iki sırada bir ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Arka yüzü zaten tamamı hep ters. Ben hızlıca geçiyorum. Şimdi son sırasını aynı şekilde bakın yavaş yavaş öreceğim. Yine 4 tane burada ilmeğimi aroşa ördüm. Bak. Bu kenar ilmeğimden sonra 4 tane ilmeğimi aroşa örüyorum. Yine aynı şekilde 4 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Yine aroşanın üzerine yine aroşa örüyorum. Şimdi şöyle değerli izleyicilerim, sözlü olarak da anlatalım. Bakın harika model oldu. Şimdi başlarken 4 haroşa ile 4 düz 4 haroşa alt ucuna yapacağınız modele göre lastiği yaparsınız. Eğer battaniye falan yapacaksanız da direkt böyle benim başladığım gibi de başlayabilirsiniz modelinize. Yani ilmeklerinizi attıktan sonra hiç lastik örmeden ya da bir düz bir ters lastik de yapabilirsiniz. Sonrasında iki tane ön yüzde aroşamız olunca ne yaptık? Yer değiştirdik. Aroşanın üzerine düz ördük. Düzün üzerine de aroşa ördük. Arka yüzü de bakın tamamı ters oldu. O yüzden çok kolay bir model diyorum. Şöyle sizler için örmüş olduğum, hazırlamış olduğum parçanın üzerinde de görelim. Şu şekilde. Bakın açık renkten daha da kendini modelimiz göstermiş oldu. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Şöyle modelimizde videomuzu tamamlayalım. Onun da aynı şekilde bakın arka yüzü, ön yüzü de bu şekilde. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.